Selamünaleyküm. Hay Gülsel. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun. Uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Böyle böyle sökeceğiz. Selamünaleyküm. Bakalım, hoş geldiniz. Bakar mısın? Selam. Şu antenlere bakar mısın? Evet efendim. İnşallah onu bu cephe bölümüyle çözeceğiz. Evet. Bunun herkes şey bu. Evet sayın. Not alsınlar. Alsınlar bakalım. Sayın Valim çok teşekkür ederim. Güvenlik. Program arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı protokol konuşmaları. Kıymetli kardeşlerim, ne zaman sağlam, güvenli bir konut inşa etsek, ne zaman içimiz rahat etse aklımıza biliyorsunuz deprem geliyor. Ülkemizin yaşadığı acılar geliyor. İzninizle ülkemizde yaşanan büyük bir acıyı, büyük bir depremin hatıralarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir şey bu. Dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bundan 104 yıl önce çok soğuk bir Ekim gününde Burdur'umuzda bir deprem yaşandı. O dönemki gazeteler şöyle yazıyordu. Depremin büyüklüğü 6.9. Ülkemizde bir rasathane olmadığından Viyana rasathanesinden bilgiler alınmıştır. 657 ölü var. Burdur merkezde tek bir yapı bile ayakta kalmadı. Depremden sonra 467 artçı deprem oldu ve bu da büyük bir zayiat verdi. Hem içeride ve dışarıdaki düşmanlarla mücadele eden bir millet, hem Birinci Dünya Savaşı hem de depremle sarsılan bir şehir. Bu üç büyük badire içinde depremin yaralarını sarmak için verilen mücadeleler. Burdurlu Mahmut Efendi hatıralarında Burdur'daki deprem manzarasından acıyla bahsediyor. Yer yarılmadı, adeta üstümüze devrildi. Cenazeleri topluyoruz. Tabut yok, teneşir yok, kırık pencere ve iki tahta bulunursa üstüne konuyor naaş. Ve hemen gömülüyor. Haftalardır cenaze namazları kılınıyor. Şehir ağlıyor. Burdur yıllarca ağladı diyor. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. Milletimize muhafaza buyursun. Kıymetli kardeşlerim, bu deprem sadece Burdur'da olmadı. Bu ülke deprem felaketinden çok çekti. Topraklarımızın %66'sı deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye'nin bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde gerçekleşen depremlerle, ki 56 tane deprem meydana geldi. Bu depremlerde 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos'ta meydana gelen 7.8'lik depremde 17.500 kişi hayatını kaybederken 285 bin konut, 42 bin iş yeri hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insanımız, vatandaşımız depremden doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilendi. Bunu bilerek hareket etmeli, bunu bilerek tedbir almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmalarını bizzat başlattılar ve dediler ki o gün bedeli ne olursa olsun biz kentsel dönüşümü çözeceğiz. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde 6.7 milyon yapı stoğu sağlıksız. İnşallah kentsel dönüşümle birlikte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek suretiyle 5 yılda 1.5 milyon konutumuzu dönüştüreceğiz ve depreme hazır hale getireceğiz. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak en sevdiklerimizi kaybederiz. Ülkemizi depreme karşı hazırlamak zorundayız. İnşallah hazırlayacağız. Aksi takdirde depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Olarak Zara ilçemizdeki konut sahiplerimizi sahneye davet edeceğiz.
Murat Sarıkaya,